Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim Onur'la bu akşam kendimizce kısa bir tarih gecesi yapıyorduk. Tarih gecesi ne derseniz, işte böyle aramızda tarihle ilgili, kendisi tarihe çok meraklı bu arada. Ondan mütevellit böyle paylaşımlar yapıyorduk, işte tarihle ilgili, Bizans'la ilgili konuşuyorduk. Bana Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nden bahsetti. Sultanahmet'te bulunuyor. Şimdi ondan ilham alınca ben de sizi oraya götürmeye karar verdim. Ama götürmeden önce kısaca böyle bir konuşalım istedim. Bir anlatalım, nedir ne değildir bir bahsedelim istedim. Eğer tarihe merak saran varsa, aranızda meraklı olanlar varsa benim gibi, bizim gibi daha doğrusu, onlar için faydalı bir video olacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah, bakalım yani. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi aslında, yani isminden de anlayacakları gibi, Bizans'ın Büyük Sarayı'ndan bahseden bir müze. Büyük Saray, Konstantin'in yaptırdığı bir... Kendi yaptırıyor. İçinde saray. Ondan kalan mozaikler falan duruyor hala. Yani şöyle bir şey, bir önceki videoda hatırlayacaksınız, size Justinyen'den bahsedeceğim demiştim. Bizans İmparatoru Justinyen. İşte onun zaman, ondan bir önce değil mi? Onun ne derler ona? Ondan önceki taht sahibi İmparator Konstantin zamanında yapılıyor Büyük Saray. Yani bugünkü Sultanahmet kısmında bulunuyor. İşte o Eminönü, Sultanahmet. Sultanahmet'in hemen arkasında, pazarın orada kalıyor. Aynen o kısımda kalan bir saray varmış eskiden. 300 küsürlü yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam ben, 300-400 civarlarda olması lazım. O zamanlarda yapılmış. Bizans imparatorlarının bulunduğu, yer aldığı saraymış Büyük Saray. Ama günümüze çok az gelmemiş. Evet, yani evet, mozaikleri gelmiş. Yerlerde vesaire işte mozaikler varmış o zamanlar. 2000 metrekareye yakın bir alanda. Çok fazla. Büyük bir alan yani. Bir tane mozaik parçasının 1 milimetre kare olduğu falan, o tarz bir muhabbeti vardı. Aynen küçük. Ben de gittim. Küçük, şu kadarcık mozaikler var. Onlardan 2000 metrekare. Aynen. Yani, o kadar renk falan, hepsini teker teker uğraşıp bir araya getirip bir resim çıkıyor ortaya. Aynen, muazzam bir şey. Ondan bahsedelim istedim size. Mozaik Müzesi'nin tam girişindeyiz. Arkamda da görüyorsunuzdur, giriş 15 lira. Tabii biz müze kartı alacağız. Müze kartla gireceğiz. Müze kartı alabilirsiniz. Birçok müzeye ücretsiz ve defalarca girebiliyorsunuz. Müze kartı da buradan reklamımız olsun. Kültür Bakanlığı duy bizi. Reklam yapıyorum burada bedavadan. Müze kartla hatta ayrıca bazı, yani müze kart artı alırsanız tiyatrolara da girebiliyorsunuz indirimli olarak, devlet tiyatrolarına. Bu güzel bir şey bence. Kesinlikle. Yani gidin, buraya da gelin, buraya da görün bence. Benim videolarımla yetinmeyin sadece. Kendiniz de o tarih kokusunu alın istiyorum ben. Mozaik... Dokunun şöyle mozaiklere. Aynen, dokunun, aynen. Doğru söyledin, sen bu konulardan anlıyor. Kendisinin sanat tarafı var, benim o kadar yok, onun daha çok var. Evde tabloları falan var, boyama yapıyor bu arada. Ona da reklam yapıyorum. Mozaik Müzesi nerede diyecek olursanız, şöyle şuradan size Sultanahmet'i göstersem herhalde nerede olduğunu bulmanız çok zor olmaz diye düşünüyorum. Zaten şurada hemen karşısında da otopark var. Eğer araçla gelirseniz, otoparka da reklam yapıyorum bu arada. Bu video tamamen reklamla dolu oldu. Arabanızı da bırakırsınız. Güzel küçük bir müze. Şimdi içeri gireceğiz, size mozaikleri göstereceğim. Mozaikler çok böyle ne derler ona? Şimdi sen mesela internette gösterdim bir anlam aradı. Anlam yok onlarda. Yani günlük hayatı, köy hayatını gösteren mozaikler. Bir önceki videoda bahsettiğim 1. Justinyen, Bizans İmparatoru birkaç şeyle anılıyor esasında. Bugünkü modern Ayasofya Müzesi, Justinyen vebası ve modern hukuku, bugünkü modern medeni hukuku düzenlemesiyle biliniyor. Bunun dışında bir de neydi? Nika ayaklanmasıyla anılıyor kendisi. Bunların hepsinden kısaca bahsedeceğiz şimdi. Justinyen vebası buraya Orta Doğu'dan, ya buraya derken İstanbul'a, o zamanki Konstantin diyelim, hatta İstanbul demeyelim yani o zamanın adıyla hitap edelim. Orta Doğu'dan gelen ticari vesaire gemilerle gelen bir hastalık, veba hastalığı, biliyorsunuz Orta Çağ'da Avrupa'yı da kırdı geçirdi. Buraya gemilerle geldiği zannediliyor. Burada bayağı bir katliam yapmış hastalık, bayağı bir insanı öldürmüş, kırmış, geçirmiş burada. Ama yine de o dönemde hani veba hastalığının olduğu dönemde işte imparatorun törenle geçişleri vesaire falan filan eksik edilmemiş. Yani halkın moralini yüksek tutmak için bunları yine de yapmışlar. Ve bir şekilde de hastalık sonbahara doğru geldiği gibi bir anda kaybolup gitmiş. Ama yaptığı katliamla biliniyor. Justinyen vebası olarak biliniyor. Böyle bir isim bırakmış. Bunun dışında dediğim gibi Nika ayaklanmasıyla biliniyor ve bugünkü kullandığımız medeni hukukun düzenleyicisi olarak biliniyor. Hı hı. Son olarak da Ayasofya Kilisesi. Aynen. Onu tekrardan yapıyor. Bugünkü ihtişamına geliyor. Aynen. Modern halini onun zamanında alıyor. Neden yıkılıyor? O da Nika ayaklanmasıyla yıkılıyor. Onunla birlikte yerle bir oluyor. Yakıyorlar bildiğim kadarıyla, değil mi? Yangının, samanların Ayasofya uçuşmasıyla oluyor diye biliyorum ama yanlış olmasın tekrar şimdi bunu ben yapmayayım. Ayasofya yıkılıyor ve yani, bugünkü o ihtişamlı halini alıyor. Yani zamanda da çok büyük bir ibadethane yani kendi zamanı için muazzam bir yapı olarak geçiyor. Zaten şöyle yandıktan sonra deniyor ki Justinyen kendini Tanrı'ya affettirmek için böyle bir ihtişamlı bir şey yapıyor ki Tanrı onu affetsin yaptıklarından sonra deniyor. Ama ne kadar doğru bilmiyoruz işte onu. O ne yaptığını da birazdan söyleyeceğiz size. Aynen. Evet, şu anda müzenin içindeyiz. Size müzenin içini göstereceğim. Justinyen'in bir diğer anıldığı olay da Nika ayaklanması. Aynen. Ki o zaman en büyük bir olay, çünkü yaklaşık 30 bin kişinin katledilmesinden bahsediyoruz. Evet. Ama o konu şöyle, onu ben eklemek istiyorum. Şimdi genel kaynaklarda bu 30 bin diye geçiyor. 30 bin kişi katledildi diyor. Ama Harold Lamb diye bir yazar var. Bu Orta Doğu yazarı diye geçiyor olması lazım ve Türk tarihini falan hakkında kitapları falan var. Onun dediğine göre 3000 kişi sadece katledilmiş. 30.000 çok büyük bir rakammış o zaman için. Ne kadar doğru bilmiyorum artık. Evet evet, o konuda çeşitli söylentiler var. Bunu hani kaynaklara bakarak biz de söylüyoruz. 30.000 diyoruz ama ki hatta ben bazı kaynaklarda 40.000 olduğunu duydum. Yani 40.000 işte diyen de var ama genel kanı 30.000 evet, civarında söyleniyor. Biz de o yüzden 30.000 diyoruz. Aynen. Ne kadar doğru artık bilmiyorum. O tarihçilerin tartışacağı bir konu. Aynen. Bizans o zamanlar için büyük savaşlar yapıyor ve başarılar elde ediyor. Evet, evet. Ama bu bir yerde halkı yoruyor artık. Yoruyor, yani savaş ekonomisi söz konusu. Aynen. Esnaflar parasını alamıyor. İsa'nın doğuşu zamanında bir kutlama oluyormuş. Orada sikke veriyorlarmış insanlar. Verilmiyor artık onlar. Üstüne bir de vergi alınıyor. Aynen, yani. Vergiler de yüksek yani, evet. Gerçekten. İnsanlar bunu almış durumda artık. Aynen. Ve savaş istemiyorlar aynen. Artık. Zafer'e geliyor ama artık istemiyor çünkü yoruldu yani, bundan yani. Yani aynen bunu istemiyor artık, aynen. Biraz huzur istiyor, dinlenmek evet, istiyorlar evet. İnsanlar haklı olarak yani bu vergilerin evet. Altında ezilince işte bir takım evet. Sikkeler vesaire falan gelmeyince haklı olarak isyan ediyorlar. Evet. Bu isyan da Hipodrom'da patlak veriyor aynen. Yani şu anki Sultanahmet Meydanı dediğimiz Sultanahmet yani. Meydanı dediğimiz evet aynen. O gittiğinizde göreceksinizdir. Orada obelisk dediği işte dikili taşlar. Aynen, taş var. Ondan sonra bir tane adı neydi unuttum. Yılanlı sütun var. Bir tane daha var. Üçü de duruyor orada. Onların orada oluyor zaten. Evet, onların orası o zaman hipodrom. Evet. Hipodromun olduğu yerdeyiz şu anda. Arkamdaki dikili taşları görüyorsunuzdur. İşte bu alan hipodrom alanı. O atlı arabaların veya arabalı atların döndüğü, yarışların yapıldığı yer bu alan. Aynı zamanda Nika ayaklanmasının bastırıldığı, bittiği yer de burası. Yaklaşık 30 bin kişinin katledilerek bastırılan Nika ayaklanması burada olmuş, o katliam. Burası kan gölüne dönmüş tabiri caizse. Ve ayaklanma burada başlıyor. İdamlarla benim bildiğim başlıyor. Evet, o isyanları başlıyor. Küçük bir isyan aslında evet, ilk başlangıcında. Başlıyor. İdamlar oluyor. Halk bunların idam edilmesini istemiyor. Ama Justinyen idam kararını veren merciyi ezmek istemediği için bunların idamlarını onaylıyor. Onayladıktan sonra da halk hipodromu bildiğim kadarıyla terk etmiyor. Terk etmiyor. Önce yarışlar başlıyor. Zaten orada yarışlar şu şekilde oluyor. Mesela bizde nasıl yaz tatili denen bir şey var ya da sömestr tatili denen bir şey var. Öğrenciler okula gitmiyor ama insanlar çalışıyor. O zamanlar mesela ben atıyorum işte esnafım orada. Stadyum şeyleri mi başladı artık? Oyunlar mı başladı? İş denen bir şey yok. Okul denen bir şey yok. Her şey duruyor. Bir ay mı sürüyor? Bir ay boyunca okul yok. Bu da ilginç bir bilgi. Evet, öyle, bilmiyordum. Öyle bir olay var o zamanlarda. Her şey iptal oluyor o sırada. Hmm. Öyle şeyler yaşanıyor. İşte o zaman demek ki halk da böyle bir boşluktan aynen. Yararlanmış. Bu isyanın aynen. Büyümesinin aynen. Sebebi biraz da bu demek ki. Olabilir yani aynen. Böyle bir ayaklanma başlıyor. İşte kendilerince halk bir imparator belirliyor. Evet. İşte Justinyen'i muhafızları bile sevmiyor esasında. Yani evet, onun bile yolunu kapatıyorlar. Evet evet. Halkın tarafını tutuyor. O zamanlar iki tane taraf var zaten. Stadyumda şey yapan hani taraftar bugünkü şey gibi düşünün yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon herhangi bir takım gibi düşünün. O zamanlar da öyle bir şey. Maviler ve yeşiller bunlar. Ama bunlar bu sosyal sınıf yani. Evet evet. Esnaflar, şey zanaatkarlar, yani. İşte halk sınıfı, işçi sınıfı vesaire. Falan. Evet, evet. Gibi böyle bir sınıfları tanımlıyor bunlar. Ama oyunlarda da böyle kendi tarafları var bunların. Öyle adam tutuyorlar falan filan, öyle şeyleri de var onların hani. Hem bir parti bakımından o zamanlar çünkü neydi onun adı? Bu şeyin parlamento denen bir şey var. Bizde meclis var, onlarda parlamento var. Maviler ve işler diye ikiye ayrılmış bu adamlar. İşte işçi sınıfı kendini savunuyor. Bizim böyle ihtiyaçlarımız var. Esnaf sınıfı kendini. Aynen kendini savunuyor. Böyle aralarında buluşuyorlar işte şeyler oluyor. O zamanlar var. Aynen bu iki sınıfın tam birilerinin idam edilmesiyle zaten ilk evet. O kıvılcım ateşlenmiş aynen. Oluyor. Aynen. Ortalık karışmaya başlıyor. Justinyen bunu ilk başta insancıl yollardan hani evet, halkın evet. Karşısına çıkarak bastırmaya çalışıyor. Evet. Ama olmuyor. Hatta şöyle halka kendini kanıtlamak için, inandırmak için elini inceliyor, basıyor. Evet, evet. Diyor ki inanın bana daha bir şeye olmayacak. Ama halk inanmıyor buna artık, gelemiyor. Aynen, aynen. Daha çok patlak vermeye aynen. Başlıyor. İsyan daha da evet. Büyüyor. Valilik binasını işte evet, yakıyorlar. Evet, yakıyorlar. Bir tane evet. Hastane var, onu yakıyorlar. Evet, yakıyorlar. İşte Ayasofya o zamanki yanıyor. Artık Justinyen bakıyor ki olmayacak. Hani o esnada aslında Justinyen kaçmayı düşünüyor. Bunu. Evet, kaçmayı da düşünüyor. Karısı bunu engelliyor. Karısı dediğimizde Theodora, o zamanki eşi. Theodora da ilginç bir karakter bu arada. Evet, bayağı ilginç o zaman. Alt sınıftan bir karakter, bir kişilik. Normalde imparatorların, Bizans imparatorlarının alt sınıftan biriyle evlenmesi normalde yok. Ama Justinyen bunu meşru kılıyor. Hatta bir tane tarihçi bununla ilgili, ne diyeyim, bir tane ünlü sözü vardı onun. Ya birazcık argo giriyor ama... Ama işin gerçeği de bu yani. Tarihi gerçek yansıtmak lazım. Öyle, doğru. O da şey diyor, daha önce bir imparatoriçenin fahişelik yaptığını gördük ama bir fahişenin imparatoriçe olduğunu görmedik işte. Evet, evet. Böyle çarpıcı bir laf söylüyor. Evet. Ki Theodora da gerçekten dediğim gibi alt sınıftan bir fahişelik yapan biriymiş ve buradan imparatoriçe olmuş. Justinyen'in eşi olmuş. Aynen. İlginç bir şekilde. Ama Theodora'nın bu noktada hani Justinyen'in karşısına çıkıp hani kaçmayı düşünürken bugün buradan kaçabilirsin, kurtulabilirsin. Hani hayatımızın sonuna kadar rahat yaşarız diyor. Ama bir gün geldiğinde diyor kendi kendine soracaksın diyor. Ya kalsaydım? Evet. O zaman ne olurdu diyeceksin diyor. Ve bu gerçekten Justinyen'i etkiliyor ki Justinyen kaçmaktan vazgeçiyor. Evet. Arka kapıdan çıkacaktı normal sarayın. Aynen. Zaten Büyük Saray dediğimiz yer sahile yakın olduğu için, liman olduğu için oradan kaçmayı düşünüyor esasında. Evet. Ama bu olaydan sonra, Theodora'nın bu sözünden sonra vazgeçiyor ve... Gurur mu yapıyor bilmiyor artık. Aynen, onu bilmiyoruz. Yani gaza mı geliyor, gurur mu yapıyor, o bilinmiyor yani. Aynen, ama bu söz onu etkilemiş. Bu açık bir şekilde belli. Güvendiği komutanları topluyor ve maalesef ki bu isyanı Hipodrom'da kanlı bir şekilde bastırıyor. Fazlasıyla yani, kanlı bir şekilde bastırıyor. Kaynaklarda okuduğum kadarıyla Hipodrom kan gölüne dönmüş o zaman. Hani yani kum varken yerde kıpkırmızı bir gölet haline gelmiş. O kadar kan almış. Yani 30 bin kişiden bahsediyoruz. Eğer doğruysa onu da bilemiyoruz. Ama bu ayaklanma bu tamam kanlı bir şekilde bastırılmış. Bayağı bir kanlı bir şekilde bastırılmış. Ama Justinyen bundan çok da hoşnut kalmamış. Yani bir vicdan yapmış kendi kendine ki buna esnaden de bugünkü işte Ayasofya Kilisesi'ni onu tekrardan yaptırıyor dediğimiz ve bu büyüklükte yaptırıyor ki kendini işte az önce Onur bahsetmişti. Kendini affettirmek için, bu yüzden affettirmek için bu kadar büyük bir şekilde yapıyor onu. Artık bu böyle söyleniyor, bilinmez yani. Biz de okuduğumuzu burada zaten paylaşıyoruz. Aynen o şekilde. Nika ayaklanması da bu şekilde bastırılan tarihteki kanlı ayaklanmalardan bir tanesi olmuş. Evet, böyle bir tarih gecesi yaptık. Aynen. Aralara da Büyük Saray mozaiklerinden görüntüler ekledik böyle sizin için. Belki ilginizi çeker, gitmek, görmek istersiniz diye, ki bizce gidin görün yani. Çok güzel bir yer. Güzel bir şey. Yani tarihe hani... merak olmasa bile insanın o küçük milimetrik şeylerden kocaman resimler yapılması. Aynen aynen. Çok hoş, ilgi çekici değişik yani. Değişik bir şey yani. Bir değişiklik olur sizin aynen. içinde, bir farklı vizyon katar diye düşünüyorum. Bu arada bir iki şey söylemek istiyorum. Ben kendimle ilgili, videolarımla ilgili. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz diye, burada neden arabada böyle bir çekim yapıyoruz diye. Bunu çünkü biz de konuştuk kendi aramızda, ama şöyle söyleyeyim. Benim stüdyom arabam. Öyle söyleyeyim. Yol arkadaşım Peugeot 2008 videosunda tanıtmıştım. Benim stüdyom burası. Ben eve şöyle yaptım. Onur belki biliyordu, bilmiyordu. Green Box aldım. Sizin için böyle bir stüdyo ortamı yaratmak için. Ama sonra pişman oldum. Geri gönderdim. İade ettim. Çünkü dedim ki benim yani... Ben evde video çekmek istemiyorum. Benim stüdyom burası işte. Ben burada aynen. çekiyorum. Ben keşfettikçe sizinle paylaşıyorum. O yüzden benim stüdyom burası olduğu için çekimi de burada yaptık. Bundan sonra da bu şekilde olacak zaten. Bu zamana kadar da böyle aynen, oldu. Böyle yine böyle olacak. Yani, evet. Bunun dışında söylemek istediğim, videolar bir süredir evet kesildi. Yani çok fazla imkan olmadı. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Ya yurt içi videoları da çok sevmediniz, onun da farkındayım. Çok izlenmedi benim. Aya Nikola Kilisesi olsun, işte başka ne çektik biz burada? Germiyan Kilisesi. Germiyan Kilisesi, aynen. Bir Urbex şehir keşfi yaptık. Çok beğenilmedi, çok izlenmedi yani. Bilmiyorum, tercih tabii ki yani, ben kimseyi zorla izlemiyorum. Ben dediğim yani diğer videolarımda belirttiğim gibi, ben zevk için bu videoyu aynen. çektiğim için kimseyi zorlamıyorum. Tabii isteyen izler, isteyen izlemez. Bu da bir yurt içi video. Her zaman da yurt dışına gidemiyoruz. Yani euro yani. Olmuş 5 küsür, aynen. dolar olmuş 4 küsür. Şimdi ekonomik aynen. olarak da zorlayan bir şey tabii ki. Tabii. Ama hani keşfettikçe veya işte bir şeyler yaşadıkça sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bu şekilde seviyorum yani, tarih olsun, aynen. keşfetmek olsun, gezmek, görmek olsun. O yüzden videolarım bu şekilde devam edecek. Belli bir tarih vesaire mekan veremiyorum size. Ama oldukça yine paylaşımlarda aynen. bulunacağız. O zamana kadar ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın diyelim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.